Bein Sports ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezon için artık geri sayıma geçtik ve sezon öncesi röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün Burdur'dayız, kameramanımız Özgür Özcan'la birlikte çok özel bir röportaj için. Rams Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz ve çok da teşekkür ederiz bizi kampınıza kabul ettiğiniz için. Rica öncelikle ederim, sizler hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle kampın bu etabın sonuna geldiniz artık. İstanbul'a döneceksiniz. Ve 14 günlük, 3 haftalık bir süreç nasıl değerlendirirsiniz? İstediklerinizi takımınızdan, ekibinizden görebildiniz mi? Aldığınız dönüşler, oyuncu grubunun buradaki sinerjisi sizin için nasıldı? Evet, biz Rams Başakşehir olarak sezona İstanbul'da bir 4 günlük hazırlık, sağlık kontrollerinden sonra 2 haftalık, 2,5 haftayı bulan Burdur kampıyla bugün kampta son maçımızı oynayacağız. Kamptaki bütün oyuncu arkadaşlarımın, kardeşlerimin göstermiş olduğu mücadele, iyi niyet, gösterdiklerimizi uygulama çabası, bunlar bizi mutlu etti. 2 tane hazırlık maçı yaptık. Bugün 3. hazırlık maçımız olacak. Yani bizim adımıza aslında verimli bir kamp. Burada çok güzel bir kamp ortamı var. Duyduğumuza göre İstanbul, İzmir 40 derecelerin üstünde sıcaklar var. Burada 26-27 dereceler. Biraz da sizin de biraz önce söylediğiniz gibi esinti var. O yüzden sıcak olsa da oyuncular en azından o esinti rahatlatıyor. Güzel bir ortam, güzel bir kamp oldu diye düşünüyorum. İnşallah bugün hazırlık maçıyla beraber kampımızı en iyi şekilde bitirip İstanbul'daki etabımıza geçeceğiz. Ligin son 12 günlük, 13 günlük süresini de İstanbul'da tamamlayacağız. Ben oyuncuların biraz önce söylediğim gibi gösterdiğimiz uygulama çabaları, ciddiyetlerinden dolayı mutluyum. İnşallah bunu lige yansıtmak istiyoruz. Hocam hemen geçen sezona döneceğim. Çok önemli, sezona çok önemli bir giriş yapan Başakşehir. Açıkçası tekrardan şampiyonluk hedefini düşündüren bir Başakşehir vardı. Sezon ortasına doğru ayrılıklar takımda oldukça fazla oldu. Sezon ortası ve sonuna doğru da biraz form grafiğinin düşe geçtiğini gördük. Fakat yine de Ziraat Türkiye Kupası finali var. Yine Başakşehir için dolu dolu bir sezondu aslında. Neler söylemek istersiniz? Geçen sezondan bu yana siz bir analiz yapmak isteseniz söylemek istedikleriniz neler olurdu? Bizim Rams Başakşehir'in, tabi geçen sene bir sezona çok iyi giriş yaptık. Avrupa Kupalarında direkt biliyorsunuz gruplara kalma gibi bir durumumuz yoktu. Ön elemeler oynadık. 2 tane çok önemli rakibi eledik. Herkesten çok önce başladık. Herkesten sonra bitirdik ligi. Yani 56 maç oynayan bir takım var. Ortalaması 1.90'a yakın. Ciddi bence ortada bence bir başarı var. Tabii ki bizim olduğumuz yerde beklenti oluyor. Başakşehir'in geçmişte yakalamış olduğu şampiyonluğa binaen yeniden bunu yakalamaya yönelik bir başlangıç olduğu için yine insanlar bunu düşünüyor. Bu bizim için önemli, değerli açıkçası. Birçok oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Benim isteğim doğrultusunda ayrılan 3 tane oyuncu oldu. Kendi istekleri doğrultusunda ayrılan oyuncular oldu. Transfer olan oyuncular oldu. Yani biz 9-10 tane oyuncuyla aslında yolun yarısına geldiğimizde vedalaşmış olduk. Yani bir takımın baktığınızda 22 kişilik kadrosunun yarısı bizden geçen sene ayrılmış oldu devre arası itibariyle. Böyle düşündüğünüzde de bizim için kolay bir sezon olmadı. Çünkü ligin en çok maç yapan takımı bizdik. Yani oyuncuların yorgunluğu, mental, fiziksel, son dönemde elimizden geldiğince onları ayakta tutmaya çalıştık. Avrupa Kupalarında son 16'ya kaldık. Ligde 5. olarak bitirdik ki geçmişte biliyorsunuz ligi 5. bitiren takımlar hep Avrupa Kupalarına katıldılar. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kaldık. Bence yine takımımız adına önemli ve değerli bir sezon geride kaldı. Ama biraz önce söylediğim gibi hem Başakşehir'in isminin olması hem benim de burada olmamdan dolayı insanlar birazcık daha farklı başarılar bekliyor olabilirler. İnşallah bunu bu sene başarmak için çalışacağız. Ben neleri iyi yaptık, neleri daha iyi yapabilir diye iyi gözümde canlandırdığımı düşünüyorum. Geçmişten de hayatım boyunca hep dersler alan bir insan oldum. Geçmişten yaptığımız derslerden de buradan bir şeyler çıkaracağız, önümüze koyacağız. Bu dersleri de inşallah arkadaşlarımızla beraber bir bütün halinde bu sene yine hedeflediğimiz noktada bitirmek adına ailemizin içinde çözümleyerek başarıya gideceğiz diye düşünüyorum. Hocam söylediğiniz gibi sizin de bulunmanız etkisiyle Başakşehir isminin de son yıllardaki
peş peşe gelen başarıları sebebiyle bir standart da ortaya çıktı Başakşehir adına ve ligde evet dört büyükler var. Sonrasında direkt olarak gözlerinin çevrildiği, bazen hatta daha fazla gözlerinin çevrildiği bir ekip Başakşehir. Ve şuna sormak istiyorum. Bir teknik ekip değişikliği de oldu aslında. Sadece oyuncu grubu değişmedi evet. Başakşehir'de. Köklü bir teknik heyet değişikliği de gerçekleşti. Artık acaba bu değişikliğin altında yatan sebep artık bu standartların aynı teknik ekiple yakalanamayacağını mı düşünmenizdi? Bir kan değişikliğinin daha mı iyi geleceğini düşündünüz? Ve şunu da hemen eklemek istiyorum. Orhan Hoca ekibinize dahil evet. oldu. Abdullah Avcı ile herhangi bir temasınız oldu mu? Uzun yıllarda birlikte çalışmışlardı. Evet. Sondan başlarsak Orhan Hoca çok değerli bir teknik adam. Pro lisans kursunu hepimizden önce bitirmiş. Yıllarca hem Rams Başakşehir ailesinin içinde hem de Abdullah Hoca'nın ekibinde hem gerek Beşiktaş gerek Trabzon'da onunla beraber Trabzonspor'da çalıştı. Biz Orhan Hoca'yla çok yakın ilişkileri olan devamlı hem genç milli takımda da arkadaşımdı benim. Sosyal hayatımda çok yakın bir dostumdur. Burada beraber önemli işler yapabileceğimize inandım ve kendisine bu teklifi götürdüğümde aslında onun farklı hedefleri de vardı. Sağ olsun burada hem kulübümüze, başkanımıza hem de bana karşı olan dostluğu, arkadaşlığına binaen bizle beraber olmayı kabul etti. Bir kez daha kendisine teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımızla geçen sene ve ondan önceki sene biz hep beraber çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık ve birbirimize gerçekten çok desteğimiz oldu. Onların desteğini her zaman hissettim. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya çalıştım. Bir değişikliğin bence faydalı olabileceği bir süreç yaşıyor kulübümüz. Hem oyuncu bazlı hem teknik ekip bazlı. Buna inandığım için bu kararları aldım. Kendi ayrılmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Oyuncular gibi teknik ekipten. Benim isteğime bağlı ayrılıklar da oldu. Ama hepsiyle yine istişare halindeyiz, görüşüyoruz. Dostluğumuz, arkadaşlığımız her zaman baki olacak. Yarın bir gün başka yerlerde, başka kulüplerde birleşmeyeceğiz, tekrar buluşmayacağız anlamına gelmiyor bu. Ama onlarla gerçekten çalışmak benim için çok keyifliydi. Güzel bir ayrılık oldu diye düşünüyorum. Çünkü profesyonel hayatın içinde bunlar var. Hepimizin geçerli gerçekler bunlar. Hocam hemen tabii sahaya da dönmek gerekiyor. Başakşehir'den de çünkü insanların aklında oynanan oyun, sahadaki varlık, mücadele de hemen akla geliyor. Şunu sormak istiyorum. Emre Belözoğlu deyince hemen oyunun merkezi de akla geliyor. Hı-hı. Daha doğrusu benim geliyor. Ve oyunun merkezinde Emre Belözoğlu şu ana kadar benim gözlemleyebildiğim kadarıyla pas dağıtımı konusunda oldukça yetenekli, maharetli ve oyun sezgisi yüksek, alan görüşü yüksek isimler kullandı. Biglia gibi, Mahmut Tekdemir gibi ve Berkay gibi isimler kullanıldı. Bu sezona geldiğimizde kadronuzdaki değişiklikleri de baz alırsak, orta saha kurgunuzda acaba sizin oyununuzun geri kalanını belirleyecek bir değişiklik, orada nasıl bir yapı olacak? Biraz bahsedebilir misiniz? Biz evet pasa dönük bir oyun tercih ettik. Topa sahip olma oyununu bir an önce ama fırsat varken ön tarafı da değerlendirecek bir oyun, baskılı bir oyun istedim. Bunu da aslında %60-%70 oranında takımımız iyi uyguladı. Maç sayıları arttıkça kadronun da ikinci bölümünde ligin geçen sene daralmasıyla beraber bazı aksaklıklar oluştu ama yine herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı bir kere sahada. O yüzden takımımın her zaman vermiş olduğundan, sahanın içine motivasyonundan, vermeye çalışmasına hep mutlu oldum. Tabii ki kalite bu oyunda hızla beraber olmazsa olmaz. Biglia ile geçen sene çok önemli bize katkıları oldu, vedalaştık. Mahmut'un burada ciddi bir ameliyatı var. 4-5 ay daha dönemeyecek gibi gözüküyor. Yani baktığınızda merkezdeki iki tane oyuncumuzdan zaten yollarımızı ayırmış olduk gibi. En azından 6 aylık periyotta. Mahmut belki devre arasına kadar dönecektir diye düşünüyorum. O da kulübümüzün, takımımızın kaptanı. Yıllarca burada hizmet etti. Oyunun merkezi, kaleci, stoper, merkez, orta saha ve forvet diye düşündüğümüzde biraz o işin omurgası gibi düşündüğümüzde çok önemli bir transfer yaptık 9 numaraya. Bir merkez oyuncusu daha transfer edeceğiz. Değerli ve önemli bir oyuncu orta sahaya. Bir tane değerli, önemli bir stoper daha takımımıza katacağız. Yani o merkezi oluşturabilirsek yine herkese meydan okuyan, elimizden geldiğince keyif vermeye çalışan ve ofansif anlamda keyif vermeye çalışan bir takım oluşturmak adına önemli etkileri olacağı düşündüğüm iki tane daha oyuncu aramıza katmaya çalışıyoruz. Eğer o oyuncular da katılırsa yine herkese meydan okumak, biraz önce söylediğim gibi dört büyüklerin arasında yer almak
En sonunda nereye gidiyorsa bu iş, mücadele etmek en büyük arzum, isteğim. Bunu yapabilecek genlere sahip bir kulüpteyim. Ben de hem oyuncu iken, futbolcu iken, hem de teknik adamken her maçı kazanmak için oynamayı kendime bir düstur edindim. Yine böyle devam edecek inşallah. Hocam, hazır transfer gündemine gelmişken siz de bahsettiniz. Çok önemli bir ekleme Piontek. Evet. Dünyaca tanınan bir futbolcu. Yine sizin çok yakından tanıdığınız bir isim. İstediğinizi zaten söylüyordunuz. Evet. Pelkas takıma dahil oldu. Burada dikkat çeken bir husus da oyuncu yaşlarının 28-29 bandına doğru gelmiş olması. Ki neden dikkat çekiyor? Başakşehir daha önceki yıllarda daha deneyimli oyunculara gittiğini, bazen 32, 33, 34 yaşındaki oyunculara gittiğini görüyorduk. Acaba sizin futbol anlayışınızda da deneyimli oyuncu sonuca gitmek için daha kestirme bir yol mudur? Daha net bir sonuç mu verir, yoksa yaş bandını evet biz artık biraz düşürmeliyiz mi diyorsunuz? Ben futbolda yaşa inanmıyorum. Öyle bir inancım yok. Ben iyi futbolcuya ve kötü futbolcuya inanıyorum. Oynamak istediğim, oynatmak istediğim oyuna binaen kendi değerlendirmelerim var. Yaşı ne olursa olsun, geçen sene Biglia bize çok önemli işler yaptı. Mahmut Keza aynı şekilde çok önemli işler yaptı. Ben futbolcunun kalitesine inanırım, ona güvenirim. Yine kaliteli oyuncular dahil oldu aramıza. Tabii ki yaşları baktığınızda gerçekçi olmak lazım. Bir futbolcunun en iyi yaşları 28, 33, 34 bandıdır. Bu 5-6 senelik periyot bir futbolcu için en değerli, en önemli. En oyunu artık bir teknik adam gibi değerlendirmeye başladığı yaşlardır. Hem burada Mehdi dahil oldu aramıza, merkeze, orta sahaya. Daha 6-8 oynayan bir oyuncu. Geçmişinde Newcastle, Nantes gibi önemli kulüpler var. Biz yarına Pelkas hem oyuncu hem karakter olarak sağ içi sağ dışı çok güvendiğim ve Fenerbahçe'de bir dönem çalışma fırsatı bulduğum değerli bir futbolcu. Ve en son olarak da bence kulübümüzün bakıldığında hem aset olarak hem de beklenti olarak oluşan en değerli oyuncusunu bence transfer etti kulübümüz. Piontek de bu şekilde aramıza dahil olmuş oldu. Ben oyunu oynamak isteyen, arzu eden, yaşı ne olursa olsun futbol hayatının merkezine koymuş oyunculara beraber çalışmayı istiyorum. O tarz oyuncuları kulübüme kazandırmak istiyorum. Şu an yaptığımız oyuncular da bence bu tarz oyuncular transfer olarak. Hocam, transferde bazen kiralık giden, bazen düşünülmeyen ama tekrar kiralıktan döndüğünde kadroya dahil olabilen ve yeni sezonda kendine şans bulabilen oyuncular da yeni bir transfer hüviyeti kazanabiliyor. Kesinlikle. Bu anlamda sizin için beklentinizin olduğu bir oyuncu, yeni sezonda evet bizimle olacak dediğiniz bir oyuncu var mı? Mesela Chadli tekrar takıma dahil oldu. Yeni sezon planlamasında düşündüğünüz bir oyuncu mu? Chadli geçen sene Belçika'da iyi bir sezon geçirdi. Bence bireysel özelliklerine baktığınızda belki takımımızın en önemli bu anlamda kalibresine sahip oyuncuların başında Chadli geliyor. Çok önemli. Kendisinin sadece bazen devamlılık, süreklilik problemleri oluşuyor sakatlıklarına bağlı. Sezon başı kampında elinden gelince iyi geçirmeye çalışıyor. Herkes öyle kaliteli bir oyuncuya sahip olmak ister. Ama devamlılığı olan oyuncular tabii ki birazcık daha kaliteli oyuncuların önüne geçebiliyorlar. Yani kendisiyle alakalı kararımızı biraz daha kamp sonuna doğru, kampın sonrasında İstanbul'da vereceğiz gibi gözüküyor. Hocam, şuna da gelmek istiyorum tabii ki. Emre Belözoğlu Türkiye'de yurt dışı kariyeri dendiğinde, yurt dışını temsil etmek dendiğinde Newcastle, Atletico Madrid, Inter gibi en önemli liglerde boy göstermiş ve istikrarlı da şekilde boy göstermiş bir oyuncu ve çok yeni bir yıldız adayımız var. Tabii ki bunu sormadan geçemem. Sizin de çok yakından tanıdığınız bir oyuncu Arda Güler. İnanılmaz değerli bir transfer yaptı. Bizleri de gerçekten çok gururlandırdı bu transferiyle. Kesinlikle. Birlikte. Çok sükseli, hatta kendisinin transferi için yarışa girilen bir transfer oldu. Bu değerini daha da artırıyor. Ha. Neler söylemek istersiniz? Gelecekte ona herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Tavsiyeler verdiniz mi? Ve gelecekte onu nasıl bir kariyer bekliyor olabilir? Tabii Arda'yla gerek Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki sürecim olsun, gerek Real Madrid transfer süresinden önce olsun, birbirimize hal hatır sormak üzere birçok görüşmemiz oldu. Benim için çok değerli bir futbolcu, her şeyden önce çok daha genç, temiz bir kardeşimiz. Öyle bakmamız gerekiyor. Ben çok önemli bir transfere imza attığını düşünüyorum. Hem Fenerbahçe için hem Arda için çok hayırlı bir bence karar oldu diye düşünüyorum bunu. Çünkü Arda'nın da gitme isteğini biliyordum. Fenerbahçe'nin de koymuş olduğu, Arda'dan beklentisine binaen koymuş olduğu mukavelelik karşılığını da Fenerbahçe aldı. Yani bu bakıldığında iki tarafında bence hayırlı olmuş bir transfer oldu.
kolay bir yere gitmedi. Bence dünyanın en büyük futbol kulübüne gitti. Burada yaşamış olduklarından ders çıkarıp tecrübelendiğini düşünüyorum. Genç olmasına rağmen tecrübelendiğini düşünüyorum. Yani orada tabii ki çok daha farklı bir futbol ortamı var. Çok daha büyük oyuncularla, çok daha büyük bir sistemin içinde, büyük bir futbol ülkesinin içinde, büyük bir futbol takımının içinde kendine şans bulmak için, kendini göstermek için, bir Türk gencinin neler yapabileceğini göstermek için çalışacağını biliyorum. Elinden gelen her şeyi yapacağını biliyorum ve inşallah orada çok büyük başarılar imza atacağına inanıyorum. Bunu yapabilecek güç Arda'da var. Kalite zaten hepimiz hemfikiriz bu konuda var. İnşallah sakatsız kazasız sezonları olsun. Ülkemizin bayrağını orada dünyanın en büyük kulübünde dalgalandırsın uzun seneler boyunca. Biz de vasıtanızla iyi dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Şunu da sormak istiyorum hocam. Siz hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Sizin yaptığınız önemli transferler var. Ama Süper Lig'de bir yandan diğer kulüplerde çok değerli transferler yapıyorlar. Edin Dzeko çok önemli bir kariyer. Ülkemize geldi. Icardi de transferi yakında gerçekleşecek gibi duruyor. Keza Angelinho transfer olmuş bir diğer oyuncu. Orsic gibi Trabzonspor'un da eklemeleri var. Acaba sizce yeni sezonda bu hem marka değeri anlamında hem de zorluk anlamında nasıl bir böyle bir projeksiyon yapsanız nasıl bir lig bekliyorsunuz? Tabii ben büyük takımların transferlerini çok cüretkar ve ekonomik olarak çok kulüplerin bakıldığı zaman bizim çalıştığımız dönemlerde harcama limitleri vardı. Şu an öyle bir şeyin kalmadığını görebiliyoruz diye düşünüyorum. Tabii satışlar var bazı kulüplerde. Bazı kulüpler satış yapmadan bu transferleri yapabiliyor. Futbol ekonomisinin bu kadar daraldığı, belki de lig tarihinin en dar süresinin yaşandığı bu süreçte büyük takımların bu kadar önemli ve büyük paralara transferler yapması açıkçası bir teknik adam olarak beni şaşırtsa da tabii ki ülkemize gelen oyuncuların isimlerini duyunca mutlu da ediyor. Sonuçta hepimiz bir taraftarız, hepimiz bir maçı izleyen kesimiz. Ne kadar başka takımlarda teknik adamlık yapsak da ya da dışarıda kalsak da her büyük takımın baktığınız zaman çok önemli transferleri oldu. Trabzonspor keza öyle çok bence önemli, çok fazla geçmiyor isimleri ama onlar da çok değerli, önemli, tam böyle 12 numaradan vuracak önemli transferler yaptılar gibi görünüyor dışarıdan. Transferlerden bağımsız her takımın hedefinin olduğunu gösteriyor bu süreç. 4 tane büyük takımın da bence ekonomik anlamda kendi şartlarını zorladığını görebiliyoruz. Biz de sağ olsun kulübümüz başkanımız, Göksel başkanımız bize bir bütçe ayırdı. Aslında baktığınızda transfer çok zorlaştı. Biraz önce söylediğim gibi futbol ekonomisinin bu kadar daraldığı bir süreçte. Bize de sağ olsun bir bu anlamda yardım etmeye çalışıyor. Gerek yönetimimiz gerek sayın başkanımız. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Ama etkileyici transferler var. Göreceğiz. Karşılığında büyük takımlar alacak mı almayacak mı? Onların baktığı zaman arkalarından gelen bir inşallah hızlı bir şekilde gelen Başakşehir olsun istiyorum bu senede. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Her teknik direktörün herhalde bunu tabii ki kişisel de bir merakım aslında. Dünya futbolda da kutuplaşıyor sanki ve çok baskın bir güç olarak City, Manchester City gibi bir kulüp bir dönem ki 2-3 sezondur biraz zayıflamış görünüyor. Liverpool tekrar güçlenmesi muhtemel. Sizin acaba idealize ettiğiniz, evet bu teknik direktörün oyunu çok baskın ve bize çok yakın ki pas oyununa dayalı bir oyun oynatıyorsunuz genelde ki bu akıllar acaba Guardiola ekolü mü getiriyor hemen. Sizin için evet bu noktaya ulaşmalıyız Başakşehir olarak veya ben kişisel olarak Emre Belözoğlu olarak bir gün bu futbolu oynatmalıyım dediğiniz bir oyun, bir teknik direktör var mı? Tabii ben açıkçası bulunduğunuz konum, durum, lig, elinizdeki mevcut tabiri caizse malzeme yani futbolcu kalibresi bunları değerlendirebilen ve buradan kazanmak adına bir felsefe ortaya çıkaran teknik adamların yolundan gitme tarafındayım. Herkes çok kolay bir şekilde Guardiola'yı, Klopp'u, işte Tuchel'i rahatça telaffuz ediyorlar. Ama onların ellerinde gerçekten çok değerli, önemli oyuncu kalibresi var. Kulüplerin ekonomik güçleri çok anlamda. Yani istedikleri zaman sadece merkeze bu saydığım 4 tane işte stoper, 6 numara, 9 numara ve kaleciye bir anda 250-300 milyon euro para harcıyorlar bu kulüpler saydığınız teknik adamların önderliğinde. Ama ben elindeki malzemeye binaen yapabileceğiniz oyun inşasını iyi belirlemek, sistemleri, formasyonları buna göre esnetmek ama kazanma odaklı bir teknik adam olmak istiyorum. Çok önemli isimler var. Pas oyununu oynamaya çalışan De Zerbi gibi, Guardiola gibi çok değerli. Benim de
izlemekten oynattıklarını keyif aldığım teknik adamlar var ama çok gerçekçi değil. Onların oynatmak istediği oyunu oynatmak istiyorum demek, onların gittiği yoldan gidiyorum demek, onların baktığınız zaman oynatmak istediği felsefe, antrenman metotları, evet bizim de kullandığımız metotlar ve felsefeler ama gerçekçi bakmak zorunda olduğunuz bir elinizdeki kumaş ve ülkenin gerçekleri olmalı. Ben yoluma böyle devam etmek ve daha başarı odaklı, kazanma odaklı bir oyun istiyorum. Bazen pas yaparak, bazen pas yapmayarak sadece kazanmak için oynamak istiyorum. Daha kazanan taraf olmak adına bir teknik adam profili çizmek istiyorum. Hocam veda etmeden önce bizi izleyenlere yeni sezonda yeni bir sponsor adıyla giriyoruz. Trendyol Süper Lig'le ve yeni sezonu dair hem ligde hem de paydaşlara, taraftarlara ve yeni sezona dair dileklerinizi aktarmak istesiniz, neler söylemek istersiniz? Evet, futbol bizim hayatımızın ailemden sonra gelen benim adıma en değerli parçası. Yani taraftarların, futbol gönlü vermiş herkesin bunun kıymetini bilmesi, bizi mutlu eden hayatımızda ne varsa onlardan bir tanesi bence futbol. Futbol ailesinin de burada bir beraber bütün hareket etmesi, taraftarların da bu anlamda birbirine daha hoşgörüyle yaklaşmasına vesile olacaktır. Fair play ortamında bir sezon herkese diliyorum. Futbolcu kardeşlerime sakatsız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Kulüplere yapmış oldukları transferlerin inşallah karşılıklarını aldıkları, bizim adımıza öncelikle bir sezon olmasını diliyorum. Söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki Rams Başakşehir ailesi adına da bizim hedeflerimiz var. Burada bize başkanımızın, yönetimimizin büyük bir desteği var. Futbolcu kardeşlerim, arkadaşlarım çok iyi çalışıyor. Ben de tabii kendi adımıza en büyük isteğim yine gerçekçi hedefleri olan bir takım ve büyük takımlarla yarışan bir takım oluşturmak. Bunu da başarabilecek gücümüz, irademiz, isteğimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bakalım karşılığını alırız. Hocam teşekkür edelim. Bizi burada ağırladınız. Ederim. Kampınızda sonuna geldiğimiz kamp serüveninde özel sorularımıza cevap verdiniz, konuk oldunuz. Çok teşekkür rica ederim sizlere. Rica ederim. Evet, Bein Sports ekranlarında kameramanımız Özgür Özcan'la birlikte özel röportajlardan bir tanesi, çok özel bir ismi, Rams Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu ağırladık bugün ve röportajımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz, iyi günler dileriz.